Herkese merhaba. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Kıymetli, sevgili Sevda Türküsev ablam. Sevda abla hoş geldiniz. Canım benim, hoş bulduk. Seni seviyorum biliyorsun. Seni Çok ben teşekkür ederim. lise sondan itibaren değil mi? Lise ya da Aynen 3 müydü? O öyle. Öyle. zamandan beri tanıyorum. Bayağı zaman oldu. İzmir'de bir seminere gelmiştiniz, tanışmıştık. Evet. Allah razı olsun, o günden beri desteğinizi esirgemediniz. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Ama sen o zaman da çok heyecanlı, idealistin, idealistin ve aynı duruştaydın. Duruşunu hiç değiştirmedin. Bundan sonra da hiç değiştirme inşallah omurgalı duruşunu. O zaman da belki küçüktün belki ama o heyecan, o şey hepsi vardı yani. Bunları sizden duymak beni çok onur ediyor ablacığım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok kıymetli bir isimsiniz. Evet, şimdi Sevda ablayla bugün kadın hakları ile ilgili konuşacağız. Ama önce bir konuyla başlayalım. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin. Özlem Zengin'e Mert Yaşar olması lazım. İsmini tam söyleyeyim. Mert Yaşar, Evet. aynen. Avukat Mert Yaşar hakaret etti. Ben aslında bu şeyi okumayacaktım ama lütfen görülsün diye. Ablacığım sen de kusura bakma ama okumak istiyorum ki ne Estağfurullah kadar tabii. terbiyesi ne kadar alçak oldukları görülsün. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde ilk gece hakkı verilse, bunu parantez içinde şöyle söyleyeyim. İngiltere'de eski zamanlarda ilk gece hakkı kralın, yeni evli çiftlerde, devamını getirmeyeyim. Anlaşılmış. Evet. Özlem Zengin gagasını kapatır mı? Özlem Zengin hem bir hayvan tabiri yapıyor. Yani Evet. hem de çok terbiyesiz, yani Yani şimdi haya mı şöyle, yetmiyor? Buyur abla. evet şimdi bir kadına Gelin. değil, bir insana değil, bir hayvana dahi böyle bir tabir kullanılmaz. Ama bu zihniyetler hiçbir zaman değişmezler. Ben buradan bizi seyreden gençliğe de sesleniyorum. Çünkü senin çok kitlen var. Sizler tabii yaşananları, eskide yaşananları bilmiyorsunuz. Ama işte bu zihniyetler ellerinde fırsat varken Özlem Zengin gibi kadınları her zaman aşağıladılar ve onları böyle insan olarak bile görmediler. Onların bu zihniyeti Özlem Zengin'i ya da diğer kadınları itibarsızlaştırıyor mu? Asla. Aksine daha da çok yüceltiyor. Ama bu bir erkeğin hani bir kadına söylemeye haya yani aklından geçirmez. Edebi hayası olan bir insan bunu söylemez. Ama tabii bunların zihniyetleri o hani eski İngiltere'de o tabir kullanılıyor ya o kafada oldukları için demek ki ellerine fırsat geçse o hakkı kendileri isteyecekler başka insanlardan, başka çiftlerden. Yoksa niye böyle bir tabir kullansın? Bilinçaltı diye bir şey var, doğru mu? Kesinlikle. Yani sen kalkıyorsun, ha git sözlü dövüş sanatını kullan, aklını kullan, edebinle siyasi çatışmalarını yap. Biz de yapıyoruz. Herkes aynı görüşte olmayabilir, aynı inançta olmayabilir, aynı mezhepte olmayabilir ama insan olması lazım. Eğer sen bunları yapamıyorsan o zaman sana ben insan diyemem. Niye? E sen insansan ben neyim, sen nesin, o ne? Niye farkımız kaldı? Herkes bir şekilde doğuyor ve nefes alıyor ama bu yapılan gerçekten faşistliğin dibidir ve nirvanasıdır aynı zamanda. Hem faşistliğin dibi hem nirvanasıdır. Yani bunların başörtülü, dindar bir kadına bakış açısı bu. Yani hiçbir zaman da değişmeyecek maalesef. Bizim halkımız maalesef zannediyor ki bazı zihniyetler değişir. Huylu huyundan vazgeçmez. Bir söz var. Otu çekeceksin, köküne bakacaksın. Evet. Kökü neyse odur. Hani sen otu istediğin kadar ez, onu yap. Eğer kökü sağlamsa o her güneşi gördüğünde hemen oradan tık bir filiz verir. Ama bunların yani huyları böyle. Bunlar Yarın bir gün lağım suyla beslendiği için kökleri bozuk bunların abla. yani şimdi şunu söyleyeyim. Bugün bu cezayı alsın, sonra yine farklı bir şekilde bir saldırı olur. Çünkü genel bakış açısı bunlar dine saplantılı tipler, Zaten dindar abla insanlara cezayı aldığı saplantılı halde tipler. suratında o gülücük, yani gözlerinden yansıyor. Ben o maskeli fotoğrafına iyi baktım. Hani dedim ki bir Evet. gülmüştür, bir gaza Ya gelmiştir olabilir. kendi bak bir şey söyleyeceğim. Son gülen iyi güler. Herkes Cenab-ı Allah'ın karşısında öyle Evet. gülücükler atamayacak. Bunun bir de kul hakkı boyutu var. Ama bu o zihniyetlerin ne kadar faşist olduğunu, insan haklarının sadece onlar gibi yaşayan, onlar gibi düşünen, onlarla birlikte haşrolan insanlara verdikleri hak olarak gördükleri bir zihniyet bunlar. Maalesef. O yüzden biz Özlem Zengin'i
o sözlerden dolayı ne itibarsızlaştırılabilir ne de Özlem Zengin'e bir şey olur. Aksine daha da değeri artar, zaten değerliydi. Ama Özlem Zengin nezdinde bütün kadınların, özellikle camiamızın başı örtülü kızları ve kadınları, bazıları zannediyor ki bu özgürlük hep olacak. Bakın, başörtüsü özgürlüğü Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP'nin onu destekleyen o grupların sayesinde anayasa olarak değil kanun olarak geçti. Bugün ellerine fırsat geçse mecliste ellerini kaldırıp yine 18 Şubatlar, 12 Eylüller, 28 Şubatlar hepsi yaşanır. Evet. Yani ama bizim neslimiz de bunun farkında değil Melih, sen maalesef farkındasın. Ama buradan uyaralım, bir kanunla anayasada bunu konulamadı ve o kanun tasarısını da başka bir kanun tasarısıyla mecliste çoğunlukla geçirmek kadar kolay bir şey yok. Onu geçirmek çok zor oldu. Bak, çok zor oldu. Evet. Tayyip Erdoğan'ın yıllarını aldı. Adam mücadele etti. Peki bizim gençlik bunun ne kadar hakkını veriyor? Ne kadar sahip çıkıyor? Maalesef. Bunu düşünmek lazım. Maalesef. Boğaziçi Üniversitesi'nde başörtüsüyle hükümete karşı eylem yapan o genç kızımız. Ben 28 Şubat şeyini bilmiyorum diyor. Evet. Mantığını bilmiyorum. Öğren o zaman. Biz görsünler. Evet. Davut olacak. Öğren o zaman. Evet. Zaten bilmediğin için orada o eylemi yapıyorsun. Zannediyor ki hep öyle olacak. Kullanılıyorlar. Ya bir tane de vardı Sevda ablacığım, çok güzel bir örnek verdiniz. Ekrem İmamoğlu seçimleri zamanında biz Muratgil'in damından bile atlayamadık diyen bir kız vardı. Ben başörtümü, başıma örtü takmayı Erdoğan'a bağlamıyorum. Elbette Erdoğan'a bağlamayacaksın. Zaten Kur'an-ı Kerim bir şey, ama mesele o değil ki. Sen onunla özgürlüğü kazanmış oldun. Bunun farkında değil. Tabii. Burada ben size çok teşekkür ederim. Pek çok başı örtülü dediğim şeylerden çok daha hem güzel hem etkili bir şekilde savunuyorsunuz. Bana da çok mesajlar geldi işte. Yayından önce de sizle tanıştığımdan beri işte Sevda ablanın şu şeyini paylaşın, bunu paylaşın diye biz de paylaşmaya çalışıyoruz. Zaten YouTube kanalımıza, sesim gitti. YouTube kanalımızı izleyenler bilir, pek çok görüntünüz de var. Abla, şu soruyu sormak istiyorum ilk bölümün vaktinin sonuna gelmeden. Şimdi peki, tamam. Önce şunu söyleyeyim, bir duyuru yapmış olalım. Abla, kitaplarını bir gösterebilirsen, özellikle ben rica ettim senden, kitaplarını bir gösterirsen. Tavsiye ederim. Evet. Gençlerin özellikle duygu kontrolüyle kişisel başarı. Sevda ablayı Instagram'dan takip ederseniz oradan kitaplarını hediyeli bir şekilde de veriyor. Sık sık bu şeyleri yapıyor. Oradan hediye veriyor. O yüzden aşağı Instagram adresini koyacağım. Evet. Açıklamada evet. Instagram'ına ve Twitter'a. Yıkılmadım ayaktayım. Evet. Yıkılmadım ayaktayım. Evet. Kadın kalbi, erkek beyni. Bu da erkek aklı. Bu da ve kusursuz aşk yoktur. Yeni çıktı. Bunlar da sizin şimdi gençlik zamanınızda ilişkiler üzerine çok hoş kitaplar. Evet. Okursunuz inşallah. İnşallah. Evet, sorunu alayım şimdi canım. Soruya geliyorum abla. Abla, peki mesela kadın hakları ile ilgili dernekler var ülkemizde. İşte feminist dernekleri var, işte bu morcu dernekler var. Nedense bu derneklerin çoğu da HDP kökenli, öyle değil mi? Son zamanlarda yönetimleri evet. Değişmiş. Hatta bu Gara operasyonlarında bile insan hakkı diye geçen bir dernek, orada Gara ile PKK ile irtibat sağlayan bir dernek oldu, ortaya çıktı. Süleyman Soylu Bakanımız net bir şekilde bunu evet. Söyledi. Allah kendisinden razı olsun. Şimdi de mesela buradaki derneklerin hiçbirinin sesi çıkmıyor. Hatta pek çok Sedef Kabaş gibi, Aslı Aydın Taşbaş gibi kendini aydın zanneden karanlık zihniyetlerse tam tersi Özlem Zengin'e saldırıyor. Peki bu dernekler nasıl kadın hakları derneği oluyor? Bunların kadın hakkından anlayışı sadece kendi çevreleri mi abla? Şimdi bunlar zaten bir amaç üzerine kurulmuş. Gerçek manada ne kadını ne kadın hakkını kullanan dernekler. Bunlar sadece kendi gibi olan insanları ve biz kadın dediğimiz zaman sadece onların tiplemesindeki kadın var. Hı. Hani ben de onlara uygun bir kadın değilim. Bana da niye gıcık oluyorlar? Senin başın açık, modernsin, nasıl başörtüyü, tesettürü savunursun? Ya da nasıl bu kadar dindar olabilirsin? Ya sana ne kardeşim, ben de bu ülkede özgürlük var. Hem dindar olup hem de başımı örtmeme hakkını kullanıyorum. Bunun günah olduğunu biliyorum. Bu benim nefsimin zafiyeti. Bunların hiçbirinin ne kadınla, ne kadın haklarıyla, ne kadınların uğradığı şiddetle falan alakası yok. Bunlar sadece kendi zihniyetlerini empoze etmek için işte kimin ne olduğunu da bir şekilde bulup ortaya koyuyorlar. O yüzden biz ne yapacağız? Biz okuyacağız, kendimizi geliştireceğiz ve şuurlu ve dindar nesiller lazım bize. Evet. Örfümüze, adetimize, geleneklerimize, göreneklerimize, inançlarımıza, değerlerimize bağlı olup dik bir duruş sergileyeceğiz. Siz şayet omurgalıysanız, evet çok bedel ödersiniz ama
toplum karşısında bir karşılığınız olur. Şahsen bunu bedeli en çok ödemiş ve ödemekte olanlardan biriyim. Ama bugün Sevda Türksev olarak seviliyorsam bu benim omurgalı duruşumu değiştirmemem ve toplum karşısında da bir karşılığım olmaktan geliyor. Ama tabii bilgi çok önemli. Doğru bilgi, araştırmacı. O yüzden olsun. Hani Allah'ın değirmeni ağır öğütür ama iyi öğütür, evet, demişler. Bir de hak yenilir ama hazmedilemez. Hiçbir şey hazmedilmiyor. Hayat bumerang gibidir. Ne yaparsanız dönüp dolaşıp bir gün pat bir bakıyorsunuz size geliyor. Sen dikkat etmek lazım. Sözünüzü atlatmak istiyorum Sevda ablacığım. Bir de o şeyle bitirmek isterim bu bölümü. Orayı burayı açmak cesaret değil. O bir tercihtir. Yani her zaman söylüyorum. Bak, soyunmak cesaret değildir, bir tercihtir. İyi de bir tercih değildir. Ama cesaret kadına farklı, evet, soyunmak olarak, teşhircilik olarak öyle bir yüklendi ki genç kızlarımız orasını burasını göstermeyi bir cesaret bu olarak görüyorlar. Medyada da maalesef değil. Evet, medyada da maalesef bu, yani hükümete yakın medyada bazen bunu yapıyor. Görüyoruz işte cesur pozlar diye magazin sayfalarına böyle boy boy bizim, evet, genç kızlarımız da görüyor. Aa, bu cesur demek ki, cesaret bunu ölçülüyor gibi. Ay, bu buna cesaret demek değildi. Kesinlikle. Bu bir tercihti. İyi bir tercih değildir. Kesinlikle. Bana göre dekolteyi geçtim. Artık herkes teşhirciliğe dönmüş durumda. Kesinlikle. Yani dekolte şıklık demek aslında. Soyunmak, anladım, ya da kadının her tarafını göstermek değil. Burada da kadın kimliği üzerinden bir yozlaşma var. Kadını kendi kendine yozlaştırdılar. Erkeklerin de ekmeğine yağ sürdüler. Yani erkekler eskiden açık bir kadın gördü mü aa derdi, şimdi böyle bakıyor. Yani herkes çok açık. O yüzden herkes ölçüsünü bilecek. Edep yahu diyoruz, evet, ya işte İlimden o hu çok önemli. Aynen öyle. Aynen öyle. Sevda ablacığım çok teşekkür ederim. İlk bölümün sonuna geliyoruz. Kitaplarla ilgili Instagram'dan Sevda ablanın sayfasına bakabilirsiniz. Sık sık oradan kitaplarını ücretsiz bir şekilde de dağıtıyor. Kendisinin linkleri de var. İnternetten de ulaşabilirsiniz. Onu tekrar tatmak isterim. Aşağıdan tabii şöyle adresini, ücretsiz olarak seçtiklerime, herkese değil. Çünkü yok, yok. Kitap sosyal medyada alınması ara lazım. Onu, evet. Sıkıntımız ne biliyor musun? Kitaba para vermek istemiyor insanlar. Maalesef. Ben onları seçiyorum aralarından, hediye ediyorum. Maalesef. Ama satın alınan kitap çok daha değerli ya oluyor. Ya abla bence. Nelere para harcıyoruz Allah aşkına? Yani harcadığımız şeyler 12. bölümde maalesef konuşacağız zaten. Gençliğimiz, evet, gençliğimiz bedava kitap istiyor. Bedava olduğu için de değer vermiyor. İnsan bedelini, evet, ödediği şeye kıymet, evet, verir. Ya internetten zaten ulaşabilirsiniz. Allah aşkına, aynen, şu bir bardak karton kahve kadar şey var ve bu kitaplarda pek çok bilgi var. Kadın haklarıyla, kadınla ilgili gerçek ama esas ayakları, evet, üzerinde durabilen kadınlarla ilgili. Çok çok teşekkür ederim ablacığım. Ben aşağıya sosyal ediyorum, medya hesaplarınızı tabii bırakacağım. Kendi hesaplarımı da bırakacağım. Melih Esitaş.gmail'den iletişim, reklam, sponsorluk her konuda yazabilirsiniz. Katıl butonundan da kanalımıza destek olursanız gelişmesine katkı sağlamış olursunuz. Videoyu da beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkar. Bu gerçekleri daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İkinci bölüm olacak. Abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun.